Herkese selamlar, herkese kucak dolusu sevgiler. Bir Twitch kanal sadakat puanlarıyla alınmış video ile karşınızdayız. Normalde bizleri oyun içerikleri üretirken görmüşsünüzdür. Ancak bu seferki videomuz biraz farklı. Cabbar'la bir gün. Ben lafı daha fazla uzatmayayım. Karşınızda Cabbar. Evet, herkese günaydın arkadaşlar diyoruz ve Cabbar'la Pakize'nin uyanma seremonisini hep birlikte izliyoruz. Ben Cabbar uyanmadan önce yetişmek istedim ama telefon alıp gelmeye kadar Cabbar uyanmıştı. Anasının dibinde nasıl uyuduğunu çekmek istedim ama yetişemedim. Zaten Eda şu anda arkada uyuyor ve bütün kediler tabii ki Eda ile birlikte. Merhaba Fatoş, merhaba Pakize. Merhaba Cabbar. Hatice de burada kenarda. Eda'yı bekliyor. Merhaba Cabbar. Hala uyumaya çalışıyor Cabbar. Sabah seremonimiz bu şekilde. Birazdan Cabbar uyanır ve bizden su istemeye başlar diye düşünüyorum. O anları da kaydederiz. Merhaba Hatice. Evet, isterseniz Hatice ile devam edebiliriz. Merhaba Hatice. Gel gidelim, nereye gidiyoruz? Evet, banyoya kim dağıttı? Efendim? Hatice. Ve arkadaşlar, evde bütün kediler oyun oynarken Cabbar sabah şekerlemesini, sabah yalanmasını benim çantamın üzerinde yapmayı çok seviyor. Hatice, bugün en çok konuşanımız Hatice oldu. Bize çok sesleniyor. Sesi geliyor mu bilmiyorum ama. Hatice. Hatice. Hachiko. Kızım. Kuyruğa bak. Ve tekrar Cabbar'a dönüyoruz. Cabbar, biz yokmuşuz gibi davran. Oğlum. Günaydın. Pakize sahneye geldi. Ama annesinin yanına gidiyor. Merhaba Cabbar. Bugün yemekteyiz. Cabbar'la ne yiyoruz? Kurumamasının tazelenmesini bekleyen Cabbar yemeğini reddediyor. Halbuki kabında var. Derken yemesi. Merhaba Pakize. Pakize, yemeğe Cabbar'a katılmayacak mısın? Eski kulağı kesiklerden. Tek gözlü Pakize. Merhaba Cabbar, lezzetli mi beyefendi? Yandan da beni kesiyor, bir şey yapacak mıyım diye. Yut yut yut. Kuyruk! Cabbar Bey yemeğini yiye dursun. Arkadaşlar, yayınlardan ya da çeşitli sosyal medyadaki paylaştığımız fotoğraflardan belki evimizi az çok tanıyanlarınız vardır. Burası bizim salonumuz.
Burası da bizim balkonumuz. Misafirler falan geldiği zaman ya da balkonda bir oturma yapacağız zaman masamız var. Genelde kedilerimiz kullanıyor. Tuvaleti burada. Kedilerimizin kapalı bir tuvaleti var. Burada da mama standı diyelim. Biraz uzakça tuttuk çünkü çok tuvalet yanı sevmiyorlar. Mamalarını da buradan istedikleri zaman verip yiyorlar. Cabbar ara vermedi maşallah. Ve Pakize dışarıyı seyretmeye. Şimdi normalde bu masayı kaldırmayı düşünüyorduk ama kedilerimiz dışarıyı seyretmeyi çok seviyor. Manzarası çok böyle aslında güzel olmasa da böyle sokağı seyredebiliyorlar. Değil mi Pakize? Dışarıyı izliyoruz buradan ha kızım? Pakiş. Pakize. Cabbar durmadan yemeye devam ediyordu. Cabbiş. Bakalım diğer kedilerimiz ne alemde? Aşkım neredesiniz? Mutfakta kimse yok. Evet, genelde masanın altında saklanmayı tercih ederler ve Fatoş'u da burada buluyoruz. Merhaba Fatoş. Şimdi kameranın flaşından gözleri parlıyor ama çok güzel yeşil yeşil gözleri var bu kızın. Ve Cabbar sanırım yemek yemeyi bırakmış. Evet, neredeyiz Cabbar Bey? Konu mankenimiz sensin Cabbar. Bu konuda bize ne söyleyeceksin oğlum? Şu anda yemek sonrası kestirmeye hazırlanan Cabbar yerini hazırlayacak. Evet. Evet ve evet, oturma işlemi tamam. Evet, yalanıyoruz. Arkadaşlar Cabbar çok şişko bir kedi olduğu için tamamını yalayamıyor kendisinin. Genelde diğer kediler tarafından yalanmayı tercih ediyor adam. Şu anda böyle çok nadir bir ana tanıklık ediyoruz. Cabbar kendisini temizliyor. Ve napping time. Uyku zamanı. Cabbar'ı biraz yalnız bırakıyorum. Artık daha fazla rahatsız etmeyeyim. Devam ederiz. Evet arkadaşlar, Cabbar yemeğini yedikten sonra biz de yemeğimizi yedik. Ve Cabbar ara uykuya girdi tekrardan. Zaten bütün gün boyunca uyuyor. Şu anda da burada yine benim çantamın üstünde uyukluyor. Şöyle diğer kedilere bakalım ne yapıyorlar. Şu an burada masanın altında bir tane kedi görüyorum. Işık biraz karanlık olabilir ama zaten kedimiz de karanlık. Fatoş merhaba. Evet, Hatice geldi. Hatice çok böyle kamerayı seven bir kedi. Değil mi? Beni seviyor, kamerayı değildi. Merhaba Hatice. Hatice bize arkanı dönme. Hachiko. Hatice. Evet, şu anda onunla konuştuğum için kur yapıyor bana ama yüzde vermiyor hiç. Cabbar uyumaya devam. Yani şu an konuşuyoruz diye rahatsız oluyor. Arada gözlerini açıp kapatıyor. Bilmiyorum, fark ediyor musunuz? Pakize de mutfakta. Eda bize Türk kahvesi hazırlarken o da camdan dışarıyı izliyor. Pakize merhaba kızım. Nasılsın? Merhaba anneciğim. Kuş var mı? Merhaba de. Cik 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 cik. Kuş
Merhaba de anneciğim. Buradan dışarıdaki kedilere sesleniyor. Arada da bazen güvercin oluyor, onlara da sesleniyor. Merhaba. Ama Pakize genelde burada çok duruyor. Evet. Evet, Türk kahvesi için şu anda sabırsızlanıyorum. Yavaş yavaş içeriye dönelim. Cabbar'a tekrar bir bakalım. Ne yapmakta? Cabbar yine semiriyor, şaşırdık mı? Pembiş patiler. Oliş. Cabbiş. Evet, Cabbar'ı biraz daha rahatsız etmeden biz kaçalım. Daha sonra devam ederiz. Evet, yanlışlıkla çektiğim fotoğrafın ardından Cabbar'ın sevilme sekansına geldik. Cabbar bizim burada oturduğumuzu gördüğü andan itibaren kendini sevdirmeye koşa koşa kucaklarımıza geliyor. Ya da tüylerini temizletiyor. Birazdan tüylerini temizletebilir. Şu an bilmiyorum sesini duyuyor musunuz ama gır 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 gır. Güzel mi oğlum Eda'nın kucağı? Biz kahvemizi içip bir şeyler izlerken Cabbar da bizi boş bırakmıyor burada tabii ki. Hemen kucaklar dolmalı şeklinde. Öte yandan şurada bir kedi daha var biz bir şeyler izlerken. O da orada kendini yalayıp temizliyor. Hatice! Yani şu an seslenmemizi duydu. Dönüyor mu? Yok. Kaşındı. Biz Cabbar'a geri dönelim. Cabbar Bey nasılsınız? Çok iyi. Patilere bak. Allah Allah. Normalde Eda'nın yanında bir kedi daha olması lazım ama şu an yok. Evet. Eda'nın diğer tarafına hemen şuraya. Fatoş da yatıyor ama bugün gelmedi. Fatoş. Cabbar Bey bir gözünüzü yalar mısınız artık? Yok ya. Çapaklarınızı temizler misiniz hala? Bu aralar Cabbar'da kepek var arkadaşlar. Bir kepek oluşuyor falan o dönemde. Değişimden diye düşünüyorum. Hava değişiminden diye düşünüyorum ben. O kısım yağmıyor. Paksi şu şirinler evinde mi yatıyor acaba şu an? Göremiyorum ama. Şu an uyku modunda değiliz. Tamamen kendimizi sevdirme modundayız. Cabbiş. Cabbamiş. Yakın çekim kedi. Bu böyle saatlerce sürecek arkadaşlar. Ta ki Eda kalkana kadar. Biz kahvelerimize devam edelim. Eda da Cabbar'ı sevmeye devam etsin. Daha doğrusu tüylerindeki kepekleri ayıklasın. Evet şu anda Eda'yı ısırmaya başladı. Ana ana. Ne yapıyorsun oğlum? Kaşıyorum ya. Dokunamadığı yerleri kaşıyorum. O da beni kaşıyor. O da beni seviyor. Mafi.
Tamam mı Cabbar Bey? Ya şu anda tekrar hırlama gırlamaya geçti. Aa, ısırıyor tekrar. Yapmadı aşkım, şey yapmasın. Tamam. İstiyor, ben yapmıyorum ki. Kendisi istiyor. Şu an kendisi yapıyor bana. Of. Kolun kızarmış aşkım. Isırmasından mı? Oyuş çok. Oha. Oğlum ne yapıyorsun anneciğim? Yoksa Cabbar'dan bir kadına şiddet mi? Yok canım, oyuş. Yok canım diyor da. Evet, oyuş. Şimdi Cabbar kurulacak birazdan. Hadi kurul bakalım. Hadi oğlum, ne yapacaksın, karar ver. Ne yapacaksın anneciğim? Bir şey yapmam, hadi karar ver. Şey, toç işini. Hatice doğru da uyku moduna geçiyor. Yavaş yavaş. Çapış. Her tarafımızı tüy yaptın Cabbar'cığım. Tamam hadi yat anneciğim, yat. Yat hadi oğlum. Bakın kahveler soğumadan biz, evet, devam edelim. Hadi bakalım. Evet, tekrardan merhabalar. Akşamüstü uyku seansı şu anda. Bütün kediler pozisyon aldı. Cabbar benim koltuğumda. Neden? Çünkü büyük. Cabbar. Hatice. Hatice de şu anda puf şeyinin üstünde. Puf deniyor değil mi lan? Puf. Değil mi puf? Şöyle şurada arkada bu arada kedilerimizin tırmalama şeyini görebilirsiniz. Standını. Cabbar ve Şirinler evinin içinde bir kedi daha var. Karanlıktan görünüyor mu? Pakize. Evet, orada hareket eden bir şeyler var. Pakiş. Az önce de dediğim gibi şey, Fatoş Eda'nın yanında yer alıyor sürekli olarak. Az önce yoktu, şimdi geldi. O duymaya başladı. Hazır yakalamışken tırnaklarını da keseceğiz ama biraz daha canını sıkmadan uyumasına müsaade edeceğiz. Şirinler evi. Pakiş. Cabbar. Cabbar yavaş yavaş geçiyor uykuya. Yani birazdan oyun oynayacağım atıyorum. Cabbar için problem olacak. Çalıştırırız. Merhaba Cabbar. Ne yapıyorsun oğlum? Dışarıya mı bakıyorsun sen? Ne yapıyorsun oğlucuğum benim? Yapma Pakize. Pakize,
Şu an Pakize atar yapıyor küçücük boyuyla. Cabbar da kaçıyor arkadaşlar. Cabbar nereye gidiyorsun oğlum? Cabbar. Mamaya gidiyormuş, tamam. Kızından korkmuş. Salak kendi gölgesinden korkmuş. Gecenin ilerleyen saatleri bizler film izliyoruz. Cabbar da uyku moduna giriyor yavaş yavaş. Bir yandan da kendini taratıyor. Cabbiş. Birazdan Eda'nın şöyle ayak ucuna geçer. Yavaş yavaş sızar uyur. Daha sonra da içeri yatağa geçer. Gözleri parlıyor. Kameradan.